Efendim 8'de Sağlık'ta yine estetik güzellik ve bakıma dair bir konuğumuz var yanımızda. Kendisi güzellik uzmanı Çiğdem Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Cilt bakımını daha önce bir oturumumuzda sizinle konuşmuştuk. Bize çok güzel bilgiler vermiştiniz. Profesyonel yapılacak cilt bakımları ile ilgili. Bugün onu biraz daha profesyonel hale getiriyoruz. Yani bu Amerikan cilt bakımı da dediğimiz daha bir makine ile daha profesyonel bir şekilde yapılan bakımda. Yani cilt bakımı var, cilt bakımı var. Değil mi? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Bu nasıl yapılıyor? Ya da diğer bu maskelerle evde yapılan bakımlardan farkı nedir? Öncelikle Amerikan cilt bakım gerçekten son dönemlerde bizlerin de çok uyguladığı ve çok da talep gören bir uygulama, cilt tedavi uygulaması. En büyük özelliği de cildi temizlerken herhangi bir elle sıkma ya da elle müdahaleye gerek olmadan tamamen vakum yoluyla temizlenme sağlandığı için o yüzden de çok fazla rağbet görüyor. Travmatize etmeden. Evet. Tamamen vakum yoluyla, belli aşamalarla ciltte çok güzel derinlemesine temizlik yapabilen bir cihaz. Kendi cihazın üzerine bağlı olan solüsyonlarla bunların her aşamasında cilde gerekli olan bazı özel ürünler cilde yedirilir. İşte A'dan K'ya kadar vitaminler, bazen salisilik asit gibi ürünlerden destek alırız. Özellikle yağlı cilde olanlara çok tavsiye ettiğimiz bir uygulama. Tamamen böyle çok rahat, acı olmadan, hiç herhangi bir şey hissetmeden cildimi temizletmek istiyorum diyenlere Amerikan cilt bakımını çok rahat tavsiye ediyoruz. Peki yağlı bir cilde sahip bir kişiye ne kadar sürede bir özel bakım yaptırmasını, işte bahsettiğimiz Amerikan cilt bakımı gibi profesyonel bir cilt bakımı yaptırmasını tavsiye edersiniz? Ben şöyle diyorum, nasıl evlerimizi günlük temizleriz ama bir de böyle ayda bir dip derin köşe gireriz. Gerekir. Evet, onlar günlük temizliklerinde mutlaka yağlı cilde olanların dikkat etmesi gerekir. Cilt tipine uygun bir yüz yıkama jeli, bir tonikle mutlaka desteklemeli. Ama eğer ki cildi gerçekten ileride problem çıkartmaya müsait bir cilt yapısı varsa 20-25 gün aralıklarla biz davet ediyoruz. Profesyonel bir bakımdan yararlanmaları için. Evet, bir seansta da temizlenir. Bunu bize çok soruyorlar. Bir kere gelsem kurtulur muyum? Kurtarır mıyız? Evet, bir kere gelseniz o gün siyah noktalar, yağ bezelerimiz temizlenecek. O gün sorunundan kurtulabilirsiniz ama sorunun tamamen ortadan kalkabilmesi için bir tedavinin aynı kremlerde olduğu gibi devamlılığı çok önemli. Hı hı. Belli aralıklarla gidiyoruz. Güzelce bakımlarımızı yapıyoruz. Sonra temiz, parlak, fresh bir ciltle dolaşacağız. Geldik ergenlerimize. Akneli ciltte olan problemlere. Evet, senin ergenlik döneminde bir akne problemin var yavrucuğum. Bu ilaçları kullan ama ara ara bu sivilceler her zaman çıkacak. Bunu bilelim diyen, denilen bir gençlerimiz var. Burada ne işlemler, ne gibi uygulamalar yapıyoruz? Tabii ergenlik döneminde özellikle akne maalesef gençlerimizin kabusu mu diyeyim, korkulu, bunu kabusu, daha da böyle stres haline getiriyorlar. Sıkıntılı bir süreç. Sıkıntılı bir süreç. Sosyal medyadan okuduklarını, sağdan soldan duyduklarını ciltlerinde uyguluyorlar. Belki de bu kısa bir süreçte atlatabilecekleri cilt problemini ileriki yaşlarda da izlerini taşıyacakları, evet, büyük bir problem haline getiriyorlar. Özellikle akneli ciltlerin bir kere cildi en başta temiz tutacak. Hı hı. Kozmetik ürünlerden, özellikle genç kızlarımız için söylüyorum, makyaj ürünlerinden uzak durmaları gerekiyor bu süreçte. Ve en baştaki altın kural, kesinlikle sıkmıyoruz sivilcelerimizi, aknelerimizi. Çünkü bu bir dönem ve bu geçecek. Hepimizin geçtiği gibi o dönemden. Bunu elledikçe, daha sonrası ben çok üzülüyorum. İleriki yaşlarda ciltte çok ciddi hasarlar bırakmış. Sonra bu bizim için daha uzun bir tedavi dönemi demek, daha maliyetli demek. Hı hı. O yüzden de şimdiden sadece temiz tutuyoruz. Yediklerimize, içtiklerimize, özellikle akneye meyilli bir cildimiz varsa dikkat ediyoruz. Asitli yiyeceklerden uzak duruyoruz. Hı hı.
Bizlerden de bu konuda destek alabilirler. Biz çünkü belli yaş aralığındaki özellikle gençlerimizin cildini yormadan çok fazla onlara ileriki yaşlarda uygulayabileceğimiz tedavileri çok tavsiye etmeden temizliğe dayalı bakımlar yapıyoruz. Ama sonrasında mesela yağlı cilt ama yanlış ürün kullanıyor. Yine sivilcelere yol açıyor. Öyle değil mi? Yani bunun dışında nedir sivilcelerin oluşma sebebi? Özellikle tabii ergenlik dönemi, hamilelik gibi bir süreç. Bazen bunlar da ergenlik dönemini atlatabiliyoruz ama yanlış makyaj ürünler kullanımı, yapıyor. Özellikle tarihi geçmiş ya da iyi koşullarda saklanmamış ürünlerden cildimizin yapısı değişebilir. Akneye meyilli hale gelebilir. Böyle bizim doğru bildiğimiz çok ciddi yanlışlar var. Benim cildim çok hassas. Ben bebek ürünleri kullanayım. Hayır, olmaz. Hassas olması demek bebek ürünü bebek kullanmamız de demek değil. Tabii. Cildimizin bir pH değeri var. 5.5. Bebeklerin 5.0. Yani üretilen ürünler onların cilt yapısına göre üretilmiş ürünler. Cildim hassas diyen herkes bebek şampuanı, bebekler için olan nemlendiricileri kullanmak istiyor. Durduk yere faydası olsun derken cildimizi asitik değeriniyle oynuyoruz cildimizin yapısıyla. Değil mi hocam? Ciltle ilgili etrafta, internette, her yerde o kadar çok kirli bilgi var ki. O kadar hatta çeşitli renk renk maskeler, rengarenk uygulamalar ve bu uygulamalar için de sosyal medyada kesinlikle takip kontrol edilmesi gereken nitelikte yanlış reklamlar, yanlış bilgilendirmelerle giden bir furya var. O kadar ikna edici, cazip kılınıyor ki bu tanıtımlar. Evet. Biz bile hala bu olmaz sana uygun değil dediğimizde bile bizim bile bilgimizi hani, sorgulayıcı olsun ama bir tanıdığım bundan çok fayda görmüş, bir deneyeyim diye geliyorlar bize de. Biz buradan bizi izleyen izleyicilerimize de söyleyelim. Cilt analiziniz yapılmadan böyle birilerinden duyduğunuz ürünleri kullanmayın. Bununla ilgili merkezlerden profesyonel cilt bakım ve tedavi yöntemlerini alın. Bir de çok özür diliyorum. En büyük sorun yaşımıza uygun ürünler kullanmamak. Özellikle genç kızlarımız 20'li 30'lu yaşlarda annelerinin kremlerini ama evde, o adettir zaten. Evde kullanıyorlar. Bunu kullanmamak lazım. Her cildin her yaş aralığında belli şeylere ihtiyacı var. Eğer 20'li yaşlarda 40 plus bir ürün kullanırsak 40 yaşında geldiğimiz zaman Allah ihtiyacımızı muhafaza karşılayacak bir ürün olmayacak. Evet, Çiğdem çok güzel konulara değindik ama bugünler gelir geçer. Şimdi kışın güzelliklerini yaşıyoruz ama bahar kapımızda. Yani baharla birlikte yaz telaşı hemen hepimizi sarıyor ve zayıflama. Ben şu kadar kiloyu nasıl vereceğim? Ben bu bölge, bu mayoya nasıl gireceğim endişesi karşılaşıyor. Herhalde en çok da sizinle bu konuda uğraşıyorlar hastalar. Evet, mevsimsel olarak şimdi zamanı bölgesel zayıflamanın geliyor. Bazen spor salonlarında çok vakit bulamayan ya da çabuk sıkılan bazı uygulamalardan danışanlar genelde ya da 36 beden ama göbek problemi var sadece. Çok var gerçekten. Çok var, evet. Doğum sonrası özellikle sezeryan sonrası. Bize de çok kapımızı çalıyorlar. Biz bölgesel zayıflamada ilk önce en temel kuralımız düzgün beslenme alışkanlığı edinmek. Beslenmemize dikkat etmeden öğünlerimize, yemimize, içmemize bir kere zayıflamak mümkün değil. Bizden de bu konuda bir sihirli değnek bekliyorlar ama maalesef biz evet bu konuda üretilmiş cihazlarla, kişiye uygun cihazlarla o bölgede yağ yakımını hızlandırıcı, dolaşımı hızlandırıcı dışarıdan destekleyebiliyoruz. Ama danışanın da bize bununla ilgili disiplinli bir şekilde bizimle birlikte hareket etmesi gerekir. Maalesef o cihazda bir saat yatayım sonra istediğimi yiyebilirim, içebilirim diye bir şey maalesef mümkün değil. Peki zayıflamanın yanı sıra bir de en büyük dert bence zayıf, toplu, kilolu herkesin derdi. Hatta 20'li yaşlarda bile başlıyor bu. Daha çok da hanımlarda. Yani erkeklerde daha az bir çatlak problemi var. Doğum ayrı bir konu. Doğum sürecinde zaten bu kaçınılmaz bir durum. Karın bölgesinde doğumlarla. Gelişim çağındaki hızlı gelişim
geçirmiş kimselerde sırt, bel, karın, kollar, kasıklar, bacaklar... Her yerde bölgesi. Olabiliyor. Her yerde olabiliyor. Çatlaklar. Çatlaklar herhalde biz coğrafya olarak da bizim Türk kadınlarının çok... Yatkın. Evet, yatkınız vücut çatlaklarına. Hocam da dediği gibi ergenlik dönemi, büyüme döneminde, kilo alıp vermede, hamilelikte... özellikle hamilelik sonrası çok bize başvuruyorlar. Çatlakların tedavi edilmesinde o süreçteki süre bizim için çok önemli. Yeni oluşmuş çatlaklar tedavi edilmeye daha müsaittir. Ama yıl geçtikten sonra daha beyazken, cilt daha tamamen deforme olmamışken müdahale ettiğimiz zaman biraz daha yardımcı olabiliyoruz. Ama üzerinden yıl geçtikçe bu çok zorlaşıyor. Ya çatlaklar derideki ciddi bir hasardır. Bunlardan sıfır kurtulmak, cerrahi bir müdahale olmadan çok zordur. Özellikle bizlerin elindeki imkanlarla. Bir A4 kağıdını buruşturup attık, ne kadar elimizde düzeltsek de mutlaka onun hasarları kalacaktır. Bizim yaptığımız tedaviler estetik olarak görünümü azaltıcı, biraz daha sosyal hayatta rahat edici. Tabii bununla ilgili her gün yeni bir uygulama çıkıyor. Tedavi yöntemleri çıkıyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Olabildiğince o görünürlüğü aza indirmek. Ama tamamen sıfır kurtulmak, cerrahi bir müdahale olmadan zor. Çatlaklar için bir beslenme veya kullanılacak bir kozmetik ürün tavsiyeleriniz olabiliyor mu? Tabii özellikle büyüme çağında olan ya da hamileliğin belli sürecinde olan tamamen hekiminin izin verdiği cildi nemli tutacak, o genişleme açılma döneminde böyle çatlamaması için bitkisel yağlardan, tamamen kişiye özel ürünlerden destek alabilirler. Çünkü cildin kuru olmaması lazım. Kişiyi zayıflattık, tüylerinden arındırdık, cildini temizledik, çatlaklarını da giderdik. Peki yüzüne geldiğimiz zaman, gözlerine baktığımız zaman yapabildiğimiz şeyler yok mu? Var, gözlerinde, kirpiklerde yapabildiğimiz bir şey yok mudur? Artık bu sektör o kadar çok gelişti ki hemen hemen her noktaya müdahale edebiliyoruz. Kirpik liftinginden bahsetmek istiyorum. Evet, sıra geldi artık. Kirpik lifting gerçekten son dönemlerin en çok sevilen, talep gören uygulamalarından biri. Şu an benim de gözümde, kirpiklerimde bir uygulama var. Ben şu an ipek kirpiği tercih ettim. Ama yaz aylarında benim gibi sarışın, kumral kirpiklere sahip olan bayanlar, özellikle kirpik liftinginden... Nasıl solgun oluyoruz değil mi? Solgun oluyoruz, rimelde çıkınca, güneşte evet. Vurunca hiç kirpiklerimiz yokmuş gibi. Kirpik lifting bu aşamada çeşitli aşamalarla şekillendirilerek cilde belli sürede form verilerek kıvrıklık, hacim ve bu arada boyama işlemi yapılır. Ve en önemli özelliği de dışarıdan hiçbir ek bir ürüne ihtiyaç duymadan kendi ana kirpiklerimize yapılan, hem estetik olarak güzel gösteren hem de sağlıklı büyümesini sağlayan bir keratin bakımıdır. Aynı zamanda koruyucu bir özelliği. Koruyucu özelliği var. Peki son bir konuya da değinelim istiyoruz. Peeling çokça evde de yapılan, profesyonel merkezlere de gidilip başvurulan bir yöntem. Ama özellikle özel farklı problemler öncesi. Aynen. Siz de karbon peeling'den bahsedeceğiz. Evet. Bize onu anlatabilir misiniz? Karbon peeling işleme de adını veren, sıvı yardımıyla yapılan, karbon peelingle yapılan bir uygulama. Kişi herhangi bir acı, hissiyatı olmuyor bu uygulama sırasında. Biz genelde bunu gözenek problemi olan, yağlı ciltlere, ton eşitsizliği olan ciltlere tavsiye ediyoruz. Herhangi ciltte akne ya da farklı bir sağlık problemi olmayan ciltlere tavsiye ediyoruz. Belli seans aralıklarında, belli bir süre zarfında gidecek bir uygulama. Lazer cihazıyla yapılmakta. Kişiye karbon sıvısı sürüldükten sonra bir 10-15 dakika bekledikten sonra tekrar cihaz yardımıyla bu sıvı cilt üzerinde patlatılarak, işlem kaldırılarak yapılmakta. Herhangi kişi kalktıktan sonra, işlem sonrası sosyal hayatına rahat dönebilir. Sadece güneş koruyucusunu kullanarak dikkat etmesi yeterli. Ne kazanmış oluyor? Daha parlak bir cilt, gözenekleri daha sıkılaşmış, çok hafif ton eşitsizlikleri varsa bunları gidermek de çok faydalıdır.
birçok yani irili ufaklı birçok cilt problemini bu işlemle birlikte halledebiliyoruz. Kaç defa yapılabilir bir oturumda? Yani bir sezonda, bir mevsimde kaç defa yapılabilir? Genelde 20-25 gün aralıklarla tavsiye ederiz. 3-4 seansın uygulanması önerilir. İyi bir sonuç için en az. Evet. Evet, sevgili izleyicilerimiz hepsini satır satır not etti. O kadar can alıcı konulara değindiniz ki. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bugün beni burada konuk olarak ağırladığınız için. Evet. Teşekkür ederim. Cilt bakımından, kirpik liftinginden, akneli problemli ciltlerin tedavilerinden bahsettik. Güzellik uzmanı Çiğdem Koçtuk konuğumuz. 8'de sağlık devam ediyor. Evet, şimdi sırada göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cem Alay'ın görüntüleri var. İzliyoruz.